Ya burada zorlanacağız ki biz. Kahve ya. Doldurmayacak mıyız? Aa, versene kahveleri. Unuttum. Çok güzel kokuyor. Tut. Ben yaptım tabii, güzel kokuyor. Kahvenin kendisi güzel kokuyor, sen güzel kokuyorsun dedim. Kahveyi ben yaptığım için güzel kokuyor çünkü ben yapmasını biliyorum. Kahve zaten hep güzel kokar. O zaman neyin şeyi bu tatavası? Sen iyi kendini. Dur lan, açı falan güzel mi hiç bakamadım ben. Kapıyı kapat. Ya. Beni buraya gelip oturuyorsun sen değil mi? Evet, ayak işlerimi hallet diye. Çünkü sen küçük kardeşsin. Ayak işlerimi halletmeye mahkumsun. Gece geç yattın değil mi? Ya, direkt gittim gibi yattım. Belki de yattım. O yüzden de bir kahveye ihtiyacımız var dostlar. Çok küçük kardeşiyorsun. Ba 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 bam. İçme kız, içme. Şey yapacağız. İşlememiz lazımdı, baksana. Görüyor musun? Eşit değil. Şey. Ya bu arada bana karşı bir sevgili olsun bu. Değil mi? Bu çok hoşuma gitmedi. Yani çok değişik geliyor. Abi sen salak mısın? Sen bana diyorsun ki. Sevimini açıklayayım. Açıklama, açıklama, açıklama. Kimler bile bana sevgili... Bu arkasını efekt etmeme gerek kalmadı. Niye bir şey yapacağız? Vuracağım mı zannettin? Hep dövüyorum arkadaşlar gizli gizli. Abi videonun açılışı olmadı yani. Şey gibi, bitmeyen film jeneriği gibi oldu. Herkese merhaba. Ben Başak ve bu da Berra. Kendisi bu da mı? Evet. Bu da şey, bu da heykeli var. O da benim kardeşim. Biz bugün sizler için böyle konuşmalı, sohbetli, soru cevaplı kız kardeş videosu çekmek istedik. Neden çok böyle kız kardeş, kardeş öyle çıktı ağzımdan. Şimdi ne yatıyor senin abla? Hiçbir fikrim yok. Uykusuzum ya o yüzden. Gece 2'de yatıp sabah 7'de kalkınca, üstüne spor yapınca, uyumayınca ve birazcık kafein alınca böyle oluyorsunuz. Ben sabah kalktığımda odamın yanına geldi. Berra hadi kalk işte şöyle günaydın günaydın dedim ki bu enerji nereden geliyor bu kıza dedim. Belliymiş. Öncelikle sizlere sorular sormuştum. Bizlere soru sorun diye ama ikimizi ilgilendiren kardeşlikle alakalı olan sorular yani ikimize ortak sorabileceğiniz sorular. Şimdi onları cevaplayacağız ama öncelikle sizlere genel olarak sorduğunuz bazı sorulardan bahsetmek istiyorum cevaplarından. Ben Başak Çakmak, eğer beni tanıyorsanız adımı soyadımı biliyorsunuzdur. 21 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümü okuyorum. Kocaeli Gebze'de yaşıyorum. Hani bu şey programları çıkanlar var ya, eğitim programları. Ben şeyim, işte talimimi bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben de Berra 18 yaşındayım. 2003'lü. Aynen. Artık öyle. Sormaya bırakabilirsin. Evet, 17'yken sınava bu sene girecek. Aynen. Bu sınava bu sene girecek. Çünkü bir sene geç verdik okula. O yüzden bu sene girecek 18 olmasına rağmen. Daha girmedi sınava. Bu çok karıştırılan bir konu. Onun haricinde aramızda tam olarak 3,5 yaş var. Buçuk illa gideceksin. Buçuk abi, buçuk buçuk yani hani. Ben saymıyorum. Bence aramızda hiç yaş yok gibi. Şu an evet. Yani. Aynen. Bence de. Neyse, ilk sorumuza başlayalım. Birlikte geçirdiğiniz en özel an nedir? Öyle spesifik bir anın var mı senin bizimle alakalı? Seninle bir geçirdiğim en özel an. Benim için senin geçirdiğim her an özel dermişim. Ama dermişim de mesajın daha güzel olacak. Ne öyle ama. Ya? Çünkü aklıma gelmiyor. Film izlemek seninle, kitap okumaktır ya da dışarı gezmek olsun. Yani her yaptığım her şey sana özel geliyor. Hani böyle bilmiyorum özel bir şey. Benim şey, ben böyle çok böyle aşırı depresif ruh haline giren veya çabucak böyle mental breakdown yaşayan biri değilim. Çok fazla böyle psikolojik olarak çökmüyorum ve çok zor böyle bir şeylere üzülüp ağlayabilen biriyim. Ve şu son böyle 5-6 aydır falan bu tarz mental breakdownlarım çok olmaya başladı ve hani böyle zaman zamanlarında sen çok yanımda oluyorsun benim. Özellikle Berra mesela ağladığımda veya böyle kötü olduğumda beni hem sakinleştirebiliyor hem böyle o anki sevgi gösterisi, sarılması falan hani benim için en özel anlardan bir tanesi yani. Birbirinizi hiç kıskanıyor musunuz? Hayır. Hatta çok gurur duyuyorum. Şu an aslında yani hiç kıskanma yok bence. Şey gibi oluyor bazen mesela sendeki çok iyi bir özelliği veya bir karakteristik özelliği gördüğüm zaman hani kendimi önce takdir ediyorum. Daha sonra keşke ben de bunu yapabilsem diyorum veya bazen hani onu uyarlamaya çalışıyorum. Yani aslında bir nevi senin hareketlerin iyi olan şeylerin bana örnek oluyor yani. Aynen. Ben de diyorum ki eğer o şekilde yapabiliyorsa ben de işte yapabilirim tarzında. Sonuçta aynı kandan çıktık. Aynı kana sahibiz falan diye. Arkadaşla mı gezmek yoksa kardeşle mi? Bunu aynı cevap veririm. Bir, iki, üç, kardeşle. Kardeş.
Ben hatta şu son 1,5 senedir falan bir yere gideceksem direkt planın ilk başında Berra'yla ben mesela. Bir şey yapacağız, Berra'yla hayal ediyorum. Bir yere gideceğiz, Berra'yla düşünüyorum. Çünkü bildiğin biri yani, evet. Anladınız mı? Her şeyini paylaşabiliyorsun. O anda hani şey yapmasak bile... Gelmeye gerek yok. Yanındayken gözlerimle bile seni anlayabiliyorum, senin ne hissettiğini o an. Üzgün mü, mutlu mu, istemediğin bir şey mi falan. Evet. En çok kavga ettiğiniz, anlaşamadığınız bir şey var mı? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben telefonum işareti taksam olur mu? Tak, bunun için neden izin alıyorsun yani şu an? Video çekiyoruz ya. En çok kavga ettiğiniz, anlaşamadığınız bir şey var mı? Sanırım benim çok planlamam, Berra'nın çok plansız ve çok erteleyici olması bence. Evet. Yani mesela Berra'yla bir şey planı yapacaksak, Berra hayatta güvenmem. Yani... Ama şöyle mesela dışarı çıkma gibi bir konuysa öyle şeyde bir sıkıntım yok. Tamam ama işte şu sıkıntı şu ki hani bir şey yapacağız dediğimiz zaman yapıyoruz. Yani orada bir ekme olayı falan söz konusu değil. Ama o aktiviteyi yapana kadar geçen bir süre oluyor yani, evden çıkma ya da ne bileyim onun için bir... Evet, onlar da yavaş. Evet yani atıyorum mesela bir şey yapılacak, Berra o şey yapılacak saatine kadar illallah ediyorum, hadi 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 gibisin. Yani benim dışarı için bu çıkarken mesela. De mesela aynen, dışarı çıkarken de bir şey oluyor ve her zaman çok onlardan o sizden daha geç çıkıyor yani bir sebep ama... oluyor. Mesela geçen gün de öyleydi. Sizden önce hazırdım ve dışarıdaydım. Bir şey mi içeriden unutmuşum, yukarı çıktım gelmeyene kadar onlardan sonra çıktım yani. Yani hep böyle oluyor. Yapacak bir şey yok artık. Sen de çok planlısın. Aynen. Anlaşamadığımız konu bu. Yani ben bir şey planı yapmışsam o saatte o olacak hani. Hani o öyle planlandı. Senin de aşireye kaçtığı için de sinirlenici oluyor. Aynen. İkinizin de ortası yok işte. En çok hangi konuda birbirinize benziyorsunuz? Yani bir ortamdan aynı anda rahatsız olup aynı anda çok zevk alabiliyoruz ve o huyumuz çok benziyor. Yani o tarz zevk aldığımız şeyler birbirine ortak olduğu için daha kolay anlaşıyoruz. Genelde hobilerimiz falan da okunur. Aynen öyle. Benziyor. O yüzden bir tık daha rahat oluyor. Kavga ettiğinizde kim daha alçak gönüllü davranır? Bence bu eskiden sendi. Ama şöyle bence artık bu duruma göre. Aynen. Yani şu an kesin bir cevabı yok. Haklı haksız da fark etmiyor artık. O. Eskiden ben tamam alçak gönüllülük de bir yere kadar. Çok safıyordu. Saftı. İnanılmaz ve saf ve iyi kalpliydi. Hala öylesin. Her konu dediğim ki mesela hata bende diyelim ki ablam diyor ki beni küstü. Odasına gidip restoran önünde özür dilerdim. Beni kahretsin. Ayaklarıma kapanaydı. Evet. O sonrasında ancak kabul ederdi. Üzülürdü yani. Bir şeyim vardı. O da o zamanlar şeydi. Şimdi ama o da her konuda ama senin yapıydı yani o zaman. Böyle bir hani karakter sonra... olarak çok böyle katlanamıyordu küsle, ara bozukluğuna. Aslında biliyor musun hala daha katlanamıyorum. Çok stresli oluyorum yaparken ama kendimi çok yorucuyorum. Küskanmaya böyle... çalışmak beraberce stresli evet, biraz. Çok stresli oluyor. Ortam çok geriliyormuş gibi hissediyorum. Hiç rahat olmuyorum. Günüm zehir oluyor yani. O yüzden artık birazcık ortak yani. Biraz şey gibi düşün. Düşünün. Karı koca ilişkisi gibi. Aynen öyle hani şey gibi duruma göre yani o an kim daha böyle kıyımsızsa o gün daha kendini bir tık kötü hissediyorsa veya yakınlığa ihtiyaç duyuyorsa alçak gönüllülük yapıyor yani o gün benim mesela sevgiye ihtiyacım oluyor veya Berra'ya sinirli olmama rağmen ondan uzak kalamayacak gibi hissediyorum. Haklı olsam bile yani Berra'ya şey diyorum hani hadi hadi salla tamam hadi kavga ettik hadi salla hadi. Aynen akşam devam edelim falan dedik. Aynen onu yapıyoruz çok. Berra kaç yaşına regle oldu? Ben 13 oldum. 7. sınıfta kaç yaşında oluyorduk? 13. 13 aynen ben de. Kışın mı oldun sen? Kışın oldum galiba. Ben Şubat'ta oldum. Hatta 13 hatırlıyor yaşında. Musun? O kışın mıydı o ya bilmiyorum. Suriye'yle kapının önüne çıkmıştık da o söylüyordu. Yasemin Hanım falan gelmişti ben ya. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Sen söylemiştin. Benim hastalık zamanımda o zaman. Evet ve şey ben o kadar alışkındım ki olduğum anda direkt hiçbir tepki vermemiştim. O kadar aynen. Şeydim aynen. Çünkü ben ve annem sürekli Berra'yla konuşuyordu, anlatıyorduk, gösteriyorduk. Yanında işte pedi nasıl taşımak gerektiğini, nasıl kullanması gerektiğini falan. Hatta bayağı böyle deneme falan yapmıştık. Ay çok korkuyordum. Ama normal ya. Kıyafet kavgası yapıyor musun? Yapıyorum. Evet. Yani şu an daha az. Evet. Yap denilebilecek kadar falan hani. Aynen. Oturttuk. Yani sen oturtabildin. Ben. Evet. Ben. Berra. Ay nasıl? Berra. Nasıl? Hatta bir yere o kadar fazla alışmıştık ki bu apartmana taşındığında bütün eşyaları gidip almıştık. Ben hiçbir şeysiz kalmıştım böyle. Evet hatta şey yapıyorduk bazen mesela ben Berra'nın bir şeyini giymek istiyordum. Berra'ya dedim ki onun renginde benzerini sana vereyim ben bir haftalığın birkaç haftalığın ödünç. Ben seninkini alayım okulda onu giyeyim falan diyordum. Kardeşin olmasının en zor yanı. Bu soru bana gelmiş. Hep ya şöyle söyleyeyim annelik hissiyatını çok daha erken tattığımı düşünüyorum kardeşim olduğu için ve ben biraz daha böyle planlı ve çok korumacı bir yapıya sahip olduğum için çok böyle
hani grup, arkadaş gruplarımı da öğrendim. Tam böyle anne yapısındaydım. Ay şunu yapmayalım, ay şuraya gitmeyelim, ay şu tehlikeli, ay bu tehlikeli. Hep o pozisyonda bir insan olduğum için ben fazla korumacı olduğunu düşünüyorum. Ve bu kadar korumacı olmak veya kardeşimi bu kadar düşünmek, onun hem iyiliğini hem hayatına bu kadar hani adapte olmaya çalışmak. Aslında bu biraz fazla sağlıklı değil yani. O beni bir tık yoruyor yani sanırım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba bu ailede var. Benim annem de çünkü öyleydi. Ben arkadaşım... Benim annemi der... Anneyiz yani. Ya ağlar işte be. Ya aptal ya. Oldum. Sonra işte ben arkadaşlarına mesela öyleyim ama iki kardeşim olmamış ya. Ben ablam olsun çok isterdim. Benim gibi bir ablam olsun isterdim. Yani kardeşin olmasın, sen mi sadece olmak isterdin? Ne kadar kötü düşünce. Hayır şöyle, ben böyle hep şey düşünüyorum. Benim ablam olsa bana ne yapmasını isterdim. Yani ben, sen yapamazdın abla. Neden biliyor musun? Dominant seni birisini kontrol ettiğini düşünsene. Evet. Sen hayatta yapamazdın. Yani. Abla olmak mı, kardeş olmak mı daha iyi? Kesinlikle kardeş olmak daha iyi. Kesinlikle abla olmak. Şimdi onun için öyle ama ben neden ablamdan görüyorum. Ben uğraşmak istemezdim o kişiyle. Yani onun ekstra sorumluluğunu almak istemezdim. Zaten başımda bir şey var. Bir de üzerine o kişinin sorumluluğunu almak beni deli ederdi, anladın mı? Ben o kadar fazla onun gibi dominant olmadığım için ve planlı olmadığım için evet, sinirimi bozardı yani o kişi. İşte her şey tam tıkırında olmuş yani. Bir de ilk kız kardeşime çok kavga ediyoruz. Sizin kavganız oluyor mu? Bu soru tipi çok fazla gelmişti. Biz kız kardeşimle anlaşamıyoruz, çok kavga ediyoruz, siz kavga etmiyor musunuz diye. Arkadaşlar biz de normalde hani bu kadar yakın değil. Son biz 2 senedir falan hani bu kadar işle dışıyız. Hani hep yakındık ama hep kavga ederdik ve hani küslüklerimiz uzun sürerdi. Çünkü hani kardeşiz yani. Eminim bu herkes de böyledir yani. Nasıl anne babanızla tartışıyorsanız kardeşinizle de tartışıyorsunuz. Ama eskisi kadar çok sık tartışmıyoruz. Tartışınca artık ikimiz de büyüdüğümüz için ve yaşlarımız da bir tık yakın olduğu için daha kolay tolere edebiliyoruz. Ama demiş ki tartışmalarmış kavga. Şimdi bunların kavga demek tekme tokat kavga demek oluyor. Heh, bak saç bas kavga ediyor musunuz diye de bir soru gelmiş. Ediyorduk. Bayağı böyle tekme tokat ediyorduk. Saç baş, saç çekmeler mi dersiniz? Sen bırak, ben bırak, önce sen bırakacaksın. Ya da ne bileyim tekme atmalar mı? Yatakta çok kavga ederdik. Kendimizi korumak için yattığımız yerden tekmelerle falan ederdik. Çok yapardık yani. Gerçekten tekme sonra tokat dur dedik içimizde hayvanlaşınca. Evet. Sen en son benim parmağımı kırınca kavga esnasında parmağımı kırdı. Şu parmağımı. O zaman ya ben ne dedim ki yani yeter. Artık bir dur demek dedik gerekiyordu. Birbirinizle bu kadar iyi anlaşmayı nasıl ne zaman başardınız? Dediğim gibi yani yaklaşık 1-2 senedir biz de bu kadar yakınız. Ama biraz daha dinlemeye öğrenince, hani gerçekten oturup sakince dinleyip konuşmayı öğrenince bir şeyler çözülüyor. Böyle şey yani hani çok diktibe değiliz aslında. Aynen yani doğru. Çok güzel bir soru gelmiş. Birlikte gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz ne? Aynen da söyleyeyim değil mi? Bilmiyor musun? Biliyorum. Tamam. Bir, iki, bir. Evet. Aileme çıkmak. Evet. Berra'nın bu sene üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelmesini bekliyorum. İnşallah nasip olursa, İstanbul'a gelebilirse. Ben ne diyeceğini düşündüm bir anda biliyor musun? Beraber yurt dışına çıkmak diyeceksin zannettim. Benim aklıma direkt o geldi bu arada. Gerçekten. Evet. Onu yaparız. O çok aklıma geldi ama senin... Bir sana sözüm var, yapacağız onu. Ne sözüm var? Yurt dışına çıkarması. Seni Kore'ye götüreceğim mi? Senle beraber mi gideceğiz? Niye? Sen Kore'leri seviyorsun ki. Seni seviyorum ama. Ya. Hayır ben seviyorum. Ben sadece birilerinin hayranı değilim. Ben Kore'yi çok merak ediyorum. Aşırı güzel bir ülke. Gerçekten merak ediyorum. Bir de çok fazla baharatlı biliyor musun? Ben orada var ya 10 kiloyla geri dönerim. Aileniz en çok hanginizi seviyor? Bu konu sizi rahatsız ediyor mu? Arkadaşlar böyle bir sorun olduğunu düşünmüyorum yani. Ablam daha çok seviliyor. Tabii canım hani çaktırma Berra öğrenmesinler. Gerçekten ben bizi ayırt ettiklerini düşünmüyorum hani. Evet. Annem de babam da çok iyi dengelemişler bunu. Öyle bir şey varsa da bizim haberimiz olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki de zaman zaman birimizin annemize kendini daha yakın hissettiği veya babamıza daha yakın hissettiği olabiliyor hani. Zaman ama şu zaman soru oluyor. Çok saçma. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Kızını mı daha çok seviyorsun, diğer kızını mı? Ya bu çok saçma geliyor yani. Ben şimdi düşünüyorum hangisini daha çok seviyorum. İkisini eşit o konudan. Hayır, bir de yani. Hani farklı durumu olur tamam. Onu daha çok seviyorum dersin ama bilmiyorum. Birbirinizden sıkıldınız oluyor mu? Mesela Berra sosyal medya hayatından sıkıldı mı gibi. YouTube'a video atmayı falan bıraktın ben ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Instagram'dan da ben çok sıkıldım. Yani önce şu soru cevabı var. Birbirinizden sıkıldınız oluyor mu? Tabii ki de çok evet. Çok oluyor. Yani şey anlamda değil. Çünkü ev içerisinde bir şeyle vakit geçiriyoruz diyelim ki o an fazla geliyor. Aynen. Hani diyoruz ki birazcık birbirimizden uzaklaşalım. Mesela şu an çok konuşuyoruz. Mesela bir saat şu an birlikteyiz ya hani
sonra bir herhalde büyük ihtimalle bu videodan sonra böyle bir 15-20 dakika belki bir 2 saat falan böyle bir yakın olmayız. Çünkü zaten bir saat irtibat kurup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hani bir insan yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Bir de dedim ki bir olay oldu. O zaman birbirimize dedikodu ya da sohbet ediyoruz. Dedikodu değil mi? Sohbet ediyoruz. Ama diyelim ki evin içerisindeyiz. Ne konuşacaksın ki ekstra olarak? Yani kalıyor. Ya film falan seyrediyorsun en fazla yaparsan da. Peki mesela benim sosyal medyada iç içe olmam ya da ne bileyim Instagram'da, YouTube'da böyle aktif olmam. Seninle olan etkileşimimizi, iletişimimizi etkiliyor mu senin? Ya da ne bileyim sıkılıyor musun? Veya böyle bir ah abla artık yeter hani bıktım artık dediğin oluyor mu? Beni biliyorsun eskiden ben sosyal medyayla hiç alakadar değilim. Beni bile ben fotoğraf bile çekilmeyi hiç sevmezdim. Sonra sürekli işte Berra beni çek, Berra beni şey yap falan derdi. Ve ben çok sıkılmıştım. Şu anda da şey geliyor. Her şeyini çekmen, her şeyini paylaşman. Yani özel kalmamış gibi geliyor. Bu seninle alakalı bir şey ama mesela bazen beni o yüzden çekmesini her konuda istemem genellikle. Evet. Mesela beni yanı yandım çekme. Yani şey yapayım çünkü rahatsız oluyorum. Ben de mesela bazen soruyorsunuz Berra niye bu videoda? Berra niye göstermedi? Çünkü hani şöyle bir şey var. Ben bundan zevk alıyorum. Evet ama ben zevk alıyorum diye o gün ben onu yapmak istiyorum diye ailem bunu yapmak zorunda değil gibi geliyor. Çünkü o an benim ona modum var. O an benim o videoyu çekmeye, kendimi göstermeye veya hayatımdaki kesitleri paylaşmaya modum ve enerjim olabiliyor. Ama benim modum ve enerjimin olduğu günler Berra'nın olmayabiliyor. Bazen diyor ki hani ben burada yokmuşum gibi hani çek diyor. Yani sanki ben evde yokmuşum gibi yap diyor. Bazen o kadar istemiyor yani. Mesela çok doğal ben de ilk başta o videoyu çekmeye başladığım zaman işte sen şimdi görüyorum senden sürekli paylaştığını. İşte ne yaptığımı paylaşıyorum. Onu paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum. Spor, onu bunu. Yani bir süre sonra bunlar bana fazla gelmeye başladı. Zoraki atmaya başlıyormuşsun gibi geldi. Dedim ki niye kendimi zorluyorum? YouTube'da da öyle. Şimdi hayatını paylaşıyorsun ya. Evet. Her noktamı paylaştığımda onu çek, bunu çek. Ben zamanı daha çok izlemeyi seven bir insanım. Evet. Videoyu çekmek bana çok saçma geliyor genellikle. O yüzden ara verdim aslında. Ben de tam tersi. Ben şeyi seviyorum. Ben böyle günlük yazı yazmayı, günlük tutmayı çok severim. Fotoğraf çekmeyi falan. Ve dijital bir günlük benim çok zevk aldığım bir şey. Çünkü o an anı yaşayabiliyorum. Hatta eskiden bunu yapamıyordum. Şu an çekiyorum mesela. Onu hemen paylaşmıyorum. Birkaç saat sonra paylaşıyorum. Aynen öyle. Hani o yüzden öyle yaptıkça bu sefer anı da kaçırmamış olurum. Elimde ana dair böyle hatıralar da olmuş oluyor. Ve şey yani şimdi mesela bazı kişiler sadece makyaj videosu çekiyor. Bazıları işte challenge'lar falan çekiyor. Onlar hayatlarını paylaşmıyor. O yüzden kolay. Ama şimdi sen hayatını paylaşıyorsun. Ben ilk başta hayatımı paylaşmaya başladım. Ve bu bana fazla geldi. Anladın mı? Sen buna alışkınsın ya. Belki şu an mesela kafamdan geçiyor. Tekrardan böyle hani saç videosu çekmek ama kendimi daha az bir göstermek. Hani hayatımı. Az ama böyle. Bunu deneyebilirsin. Yani keyfin nasıl istiyorsa. Bu sene sınav dönemiyim. Sınavla alakalı şeyler paylaşabilirsin. İşte o mesela aslında daha hayattan daha az. Seni mesela görüyorum senin yorduğunu. Evet. Ama zevk de alıyorum. Evet. Belki biraz toksik bir ilişki. Yıpratıyor ama işte eğlenceli. Dövme yaptırdınız mı? Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Evet. Çok istiyorum. Çok istiyoruz. Beraber yaptıralım mı kız? Sen böyle sanki kocaman bir dövme yaptıracak bir insana benziyorsun. Ben... Harbi mi? Evet. Sen böyle bir şey alıyorum, enerji alıyorum. Ben de daha minnak minnak böyle parmaklarım olsun şuralarına. Sonra bacaklarımı şu arka böyle bileklerine şuralarına. Ayağımı kaldırıyorum peki. Yaptıralım mı gizli gizli? Abi manyak mısın ya? Niye? Hayır diyorum bu sene diyorum. Söylemeyeceksin ki. Yaptıracağız diyeceğiz biz yaptırdık. Yaptırdık. Berra'ya çok karışıyor muydun? Karışıyor musun? Karışıyor. Eskiden evet. Şu an daha az. Yani şu an eşit karışıyoruz bence birbirimize. Evet. Yani ben mesela dışarıda oluyorum. Saat 11.30 oluyor. Berra beni 100 kere arıyor. Neredesin? Ne zaman geliyorsun? Hadi geç oldu. Hadi yatacak babamlar. Seni bekliyorlar. Hadi abla. Abla vardın mı? O kadar da vardık ama ben çok stres alırım öyle kadar. Berra çok... Ben ne zaman dışarı çıksam, gece geç gelecek olsam Berra beni neredesin? 3-4 kere arar ve neredesin? Ne zaman geliyorsun? Çıktın mı? Vardın mı? Onu çok yapar. Ama neden yaparım? Çünkü seni merak ediyorum. Yani biliyorum. Çünkü sen o an orada seni... Aradığım bir kafanın bir yerinde olsun. Ne haber verdin? Geriliyorum abi ben öyle yapınca gerilme, ya. Gerilme. Ben seni merak ettiğim için söylüyorum. Ben neyle karışıyorum sana? Sen dünyanın en umursamaz insanısın o konularda. Bak dışarı çıkarım. Nerede olduğumu bilmez. Nereye gittiğimi bilmez. Kaçta geldiğimi bilmez. Ya eve geliyorum. Aradan bir saat geliyorum. Aa geldim. Evde varım. İşte ben geldim. Güvenim tam işte. Güvenle alakalı değil. Güvenle alakalı mı? Hayır değil. Ben seni neden arıyorum? Bir kardeşlik olarak seni... Sarbaz. Bak işte. Ben şaka bir ben senin haberlerini alıyorum zaten. Nereden alıyorsun? Sen bir çıkarken benden mi izin alıyorsun? Hayır. Annemden izin alıyorsun. Tamam ben ama abla haber... olarak dersin ki Berra dışarı mı çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? Yani sen nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Ne zaman da diyorsun? Sana söylemiyorum ki zaten. Bak ne yapıyorsun? Abla ben bakın böyle... Buraya mı gitmiştir? Ya insan bir... Kavga ederken birbirimize hakaret ediyor musunuz? Eskiden çok ediyorduk. Birbirimizi çok rencide ediyorduk ve böyle zaaflarımızdan vuruyorduk.
Sonra kendimize bir şey yaptık. Dedik ki şart koyduk. Yani aynen. Artık kavga ettiğimizde birbirimizin zaaflarından ve üzüldüğü şeyler birbirimizi vurmayacağız. Hakaret içerikli ya da ne bileyim işte birbirimizin üzüldüğü şeylerden birbirimizi üzecek şeyler söylemeyeceğiz diye birbirimize söz verdik. O zamandan beri yapmıyoruz. Bir kere bozduk okula, daha sonra devam ettik. Evet, tekrar. Sonra sen bir kere daha, birkaç kere daha fark etmeden bozdun da ben çok şey yapmam. Yani şöyle aslında o an onu söylemek istemediğini biliyorsun ama genelde onu söyleyince insan böyle bir cız ediyor iç yani, kötü hissediyor. Evet. Boy konusunda Berra daha uzun sanırım, dalga geçiyor mu? Berra benden uzun değil. Berra sen... Bir şey 2 santim var galiba aramızda. Ama uzayacak gibi 2 yani. 2 santim gibi, hatta bu arada uzadın diyorlar belki. 1 santim falan kalmışlar. Aynen. Ama şu anlık uzun ilerliyorum. Zaten herkes beni senden büyük zannediyor. Bir de üzerin öyle olursa... Çünkü beni çok büyük zannediyorlardı Berra. Ben hep büyük gösteriyordum gerçekten. Zaten büyüktün yani benden. Normal yani. Hayır. Benim yaşıma göre hep büyük zannediyorlardı. En az 5 yaş üstüne koyuyorlardı beni. Senin de şu an benim yanımda büyük zannediyorlar. Çünkü hem benim yüzüm biraz çocuksu kaldı şu an. Saçlarım kıvırcı. Hiçbir şey yapmasam da gerçekten de. Hiçbir şey yapmasam. Yüzüm uzun. Evet. Benim yüzüm top gibi olduğu için daha küçük gösteriyor. Ama mesela bantezimin de yüzü öyle. Şu anda... Evet, sen teyzeme beğen. Ama bantezim yaşta göstermiyor yaşını öyle. Belki büyüyünce geçer o. Beray araba sürmesini öğretirim istiyorsa kursla mı öğrensin dersin? Kursla öğrensin. Uğraşamam, çok zor bir şey yani. Ben öğrenirken çok cebelleştim. Kimseye benim yaşadığım acıyı çektirmek istemem yani. Ben çok zorlandım ve başkasını çok uğraştırdım. Arkadaşlarımı çok uğraştırdım, ailemi çok uğraştırdım. Hani... sen zaten çok stresliydin. Ben o kadar olacağımı zannetmiyorum da gene de bilmiyorum. Son soruyla geliyorum karşınıza dostlar. Birbirinize bir şey anlatmak istediğiniz zaman çekindiğiniz oluyor mu? Benim olmuyor. Benim de olmuyor ama her şeyi de anlatmıyorsun yani. Anlatıyorum. Sadece bazen kendi psikolojik sıkıntım çok fazla oluyor, seni yormak istemiyorum. Ay ben seni yiyorum ya. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Gerçekten uzun bir video oldu. Umarım editlerken yarısını keserim ki sizler izlemeye üşenmezsiniz. Ben de editlemeye üşenmezmişim falan diyorum. Şimdi neredeyse 40-45 dakikadır falan konuşuyoruz. O yüzden sizleri öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Evet. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın.